Askerim! Gelmedi be Ahmet dayı. Kabahat fişektedir. Şimdikilerin fişeklerinde iş yok. Erkencisin gene. Ne yaparsın? Daha motele gideceğim. Şehirliler gelince haber ver de bir çay içmeye geleyim sana. Sağlam fişek görmüş olur garibanlar. Senden iş geçti Ahmet dayı. Mustafa'ya haber veririm ben. Sen kulak asma! Ne varsa gene eski topraklarda var. İnanmazsan babana sor. Sofra hazır. Geç kalacağım, gideyim. Üstün kirlenmiş, değseydin. Bereketli olsun. Gel evladım. Yok anne, yemeyeceğim, geç kaldım. Bugün gemi var, ayranı fazla yapın. Gemi bir de İbrahim'imi getirse... Bir şey kalmadı anne. Sen gene mi burada yattın? Uyandır şu oğlanı, altını ıslatacak! Zehra! Gene bizim yatağa yatmış. Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam Recep. Birkaç kilo balık da bana ayır, gelince alırım. Olursa derhal Recep. Rastgele. Sağ ol. Geldim. Hadi sen örtüleri yay. Al bakayım. Tamam mı? Ah! Bak şuna! Ayşe! Selma abla! Hoş geldin! Hoş buldum! Alayım! Hoş geldin Hoş Selma! Hoş Mustafa abi! Hoş geldin Selma! Sahilde sanıyorum. Biraz içeride abla. Oğlanı da getirseydin ya, açık hava iyi gelirdi, oynardı buralarda. Annem bırakmadı, çok iyi anlaşıyorlar. Ben de çok yorgunum, işime geldi doğrusu. Buralar hep rahmetli dedenindi. Yer ayrılmıştı değil mi? Recep abi ayrıtmıştı. Geç şöyle. Oğlum iki meyveli getir. Hoş geldin yenge. Sağ ol. Hoş geldin Mustafa abi. Hoş bulduk Recep. Zehra gelin nasıl, iyi mi? İyidir yenge, ne olsun. Allah bozmasın, çok selam söyle. Başına. Misafirimiz çok kalacak mı? Dede topraklarına ilk defa geliyor, 10-15 gün kalır artık. Bizim kiliseyi yanlarında okumuştu, çok severler birbirlerini. Gel Selma! Hoş geldiniz Selma. Hoş bulduk. Recep yabancımız değildir. Hadi sen müşterilerine bak Recep. Biz de kalkalım, yorgunsundur. Hadi Ayşe! Yok, yorgun değilim, kalsın Ayşe. Bize ne zaman geleceksin? Gelirim, daha buradayım nasıl olsa. Hadi eyvallah! Güle güle! O kadar sıkılma Ayşe. Sınav sonuçlarının açıklanmasına az kaldı. İlk sınavdan çok iyi netice almıştın.
Bunu da kazanmaman için... Sıkılmam ondan değil abla. Annemler okumama izin vermiyor. Lise okumana izin verdiler. Üniversite okumana niçin karşı çıksınlar? Bize bıraktığınız malın mülkün hatırına ses çıkarmadılar okumama. Sizin ısrarınız üzerine izin verdiler, hayır diyemediler. Hem o zaman 17 yaşında değil. Size ayran getirdim. Çok buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Herkesin gözü üzerimde. Herkese göre gelin olma zamanım geldi. Annemler de okumamı istemiyor. Senin moralin bozulmuş Ayşe. Ben konuşurum Mustafa abiyle. Sıkma o kadar canını. Denize girsene abla. Burası gölge. Ben burada beklerim. Bir girip çıkayım. Sen de şu pardesünün düğmelerini çöz bari. Elinize sağlık. Ayranınız çok nefisti. Mustafa abilerin misafiri, Selma Hanım. Hoş geldiniz doktor hanım. Fatma abla geleceğinizi söylemişti. Bize de bekleriz. İnşallah, izninizle. Babam kahvede bulsun beni dedi. İbrahim'den mektup gelmiş. Ayran. Taze ayran içer misiniz? Denizden sonra içeyim. Mustafa da bir garip adam. Benim bildiğim misafir evde ağırlanır. Öyle de bu şehirli. Huyu suyu başka. Evde rahat edemez diye düşünmüştür. Oğlun geliyor Hasan. Hadi bana eyvallah. Güle güle. Akşama görüşürüz. İbrahim'den mektup gelmiş baba. Cuma'ya İbrahim burada olur. Öyle. Cuma'ya burada olur. Yarın 5.000 lira göndereyim. 5.000 lira yetmez baba. Elbise bile alamaz kendisine. Canım şart mı elbise alması? Damatlık alacak nasılsa. Ben hallederim baba. Düğünü Zeytin'den sonraya bıraksaydık. Motelden de 3-5 kuruş kazanırdı. Söz kestik. Babasının evinde bırakamayız kızı. Günaydın Selma Hanım, erkencisiniz. Tabii, çayımı bile içiyorum. Balık var mıydı? Evet. Tazeler misin? Tabii. Bu nedir? Karbonat Selma Hanım, midem rahatsız da. Karbonat tedavi etmez ki. Ne, iyi geliyor. Buyurun. Bir boş zamanında muayene edeyim seni. 5, 10, 15.000. Sınav sonuçları geldi mi acaba? Rastlamadım ama, bir bakayım. Yok, henüz gelmemiş. Otele mi gidiyorsun Ayşe? Evet, Selma ablama gidiyorum. Sınav sonuçları postalanmaya başlandı. Bir türlü gelmedi buraya. Sen de mi doktor çıkacaksın?
Bilmiyorum. Yani önemli olan o değil. Tabii doktorluk güzel bir meslek. Ama daha önemlisi başka şeyler edinmek. Anlatamadım, biliyorum. Selma Hanım el sallıyor. Ya biraz güneşlenin canım ya, hemen gelip olmaz ki. Güneşlenin ya, denizlenemez mi şimdi hadi? Geçen hafta da geldik biz buraya. Sen çıkmasaydın abla, ben bahçede beklerdim. Yo, ben de çıkıyordum zaten. Buralarda kadınlar denize girmez mi? İleride topluca girdikleri bir koy var. Sen gitmiyor musun? Bu yaz hiç gitmedim. Hadi birlikte gidelim. Gelsene doktor hanım, gel. Su çok güzel. Hadi gel. Hadi Ayşe. Ben girmesem abla. Aldırma, seninlersin. Abla, havlu tutar mısın bana? Ben de kapalı bir mayo giyeyim bari. Hadi ne sakınıyorsun, sakınma. Hadi hadi utanma kız. Karbonat içiyorsun. Yarın işlerin bastırmadan bir muayene edeyim senin. Karılara hava atmak için kelek yaptı bize. Kıstırıp benzetmezsem onu adam değilim.
Herife bak. Yapacağınız bir şey varsa orada yapsaydınız. Ayıptır arkadan konuşma. Görürsün yapıp yapamayacağımı. Enişten diye arka çıkmak zorunda değilsin. Eniştemle ilgisi yok. Ben size yaptığınız ayıptır diyorum. Adam ekmek parası için çalışıyor. Recep abi dövecek. Hasan dur. Koş Recep'e telefon et. Hadi Recep. Ne işiniz var burada? Hadi eve. Hadi. Numara yapma, uyumadığını biliyorum. Numaracı seni. Meraktan öldürdün beni. Günaydın Selma Hanım. Size bir çay vereyim. Günaydın. Demlenmemiş daha. Zarar yok. Dün akşam tatsız şeyler oldu galiba. Önemli bir şey yok. Milletin işi gücü yok, başına bela ağrıyor. İyi, sevindim. Bırak şimdi sulamayı, müşteriler bastırmadan gel de bir muayene edeyim seni. Dışarıda düğmelerin açık değil miydi? Açalım şunları. Burası mı? 12 parmak ülseri. İlaç yazacağım sana. Tamam, kalkabilirsin. Bir eli yağda, bir eli balda yaşayacak. Kısmet diyelim. Hem de hayırlı kısmet. Alışmış olduğu yerde yaşayacak. Şşşt! Ben Selma ablama gidiyorum anne. Allah nazardan esirgesin.
Ne var Ayşe, ne oldu? Beni evlendirecekler Selma abla. Dur Ayşe, koyverme kendini, gel. Bizi gezdirir misin Recep? Tabii Selma hanım. Hadi Ayşe, iyi gelir. Üstünüze bir şey alsanız, buralarda yanlış anlarlar. Ailesinin kendisini okutmayıp evlendireceğini sanıyor. Sence de 17 yaşına gelmiş bir kız evlenmeli midir Recep? Bizim buralarda böyledir Selma hanım. Buralarda böyledir. Benim ne istediğim önemli değil mi? Neyse bırakın şimdi, bakın su ne güzel. Geçti gitti abi askerlik dereceleri. Ondan da kurtulmuş olduk. Helal süt emmiş. Akça pakça bir kız. Anasını babasını da biliriz. Hadi hadi, ben yengenle evlenirken resmini de görmemiştim. Sen mi görmemiştin? Seferber etmiştin hepimizi. Ben çıkıyorum abi. Nereye gidiyorsun böyle akşam akşam? Arkadaşları bekliyordur baba. Çok geç kalma. İbrahim! Ne yapıyorsunuz? Gir içeri bakayım. Hasan sen de evine git. Üstelik sarhoşsunuz. Çocuk oyuncağım bu. Tamam abi, ben yatıyorum. Ne yani, biz arkadaştan da mı geriyiz? Madem böyle bir iş yapacaksın, bana söyle. Hadi, üstüne koyu bir şey giy de gidelim. Yo abi, hayır. Tamam. Askerliğini de yaptın, adam sayılırsın artık, geç. Duydum anne, Recep de yok. Telaşlanmayın ya, sarhoşlardır. İbrahim de yok. Ne yapıp edip düğünü erkene alalım. Ya başına bir şey gelseydi? Canım gelmedi ki. Dün
akşam kavga dövüş oldu. Bu akşam kurşun attılar sana. Niçin böyle şeyler oluyor? Çoluk çocuğunu babasız mı bırakacaksın? Peki anladık. Al. Büyütme o kadar. Seni görmeye gelmemiş miydim? İki çocuğumuz var. Ya başına bir şey gelseydi? Malımız mülkümüz var. Ne olur ki size? İş malla mülkle biter mi? Gölgen üstümde olmalı. Alas mı aladık? Okullar açılınca seni de bekliyorum İstanbul'a. Kısmet, inşallah. Hep kısmet diyorsun. Hele bir kazansın da. Ben Ayşe'nin sınavı kazanmış olduğuna eminim. Bak, İstanbul'a birlikte gelmezseniz darılırım. İnşallah. Hadi güle güle. Gelip geçireceğiz seni. Alas mı aldık? Hoşça kal. Dedemin evini görmek istiyorum Ayşe. Beni oraya götürür müsün? Gidelim abla. İçeri girelim. Hadi girelim. Aa, çok güzel. Çok güzel. Ayşe ne kadar ilginç. Biz bu eşyaları antikacılarda arayıp duruyoruz İstanbul'da. Şuna bak. Ne kadar güzel. Ama ne hale gelmişler bakımsızlıktan. Bunları İstanbul'a götürüp onartmalı. Ay şunlara bak! Neden Selma abla? Niçin hep gözleri üzerimde? Başımı da örtüyorum. Ama olmuyor. Bir tuhaf bakıyorlar. Kendimi çıplakmışım gibi hissediyorum. Sanki mahrem yerlerime bakıyorlar. Kendini aşağılanmış gibi hissediyorsun değil mi? Evet öyle. Aşağılar gibi bakıyorlar bana. Yazık ki yalnız burada değil Ayşe. Büyük kentte de yaşatıyorlar insana bu duyguyu. Hep göz altında tutuyorlar. Evliysen pek mesele yok. Ama dünyanın en haklı nedenleriyle de boşansan... geri alıyorlar sana verdikleri itibarı. Ne yapacaksın? Barışacak mısın Metin enişteyle? Bilmiyorum Ayşe. Oğlum olmasaydı daha kolay direnirdim herhalde. Kısmet. Herkes kısmet diyor. Annem de kısmet diyor... Sen de kısmet dedin. Bu kader kısmet lafları o kadar da boşuna değil Ayşe. Çünkü aklımız ve irademiz, içgüdülerimiz ve geleneklerimiz karşısında yenik. Şöyle bir ortamda... kendimi üstüne plastik boya vurulmuş antik bir tekneye benzetiyorum. Fırtına çıkmazsa ne âlâ. Hele üstümdekilerle. Denize girelim mi? Daha geminin kalkmasına var. Gene o kadınların arasına girmektense. Recep'ten rica ederim. Bir koya götürür bizi. Sonra da iskeleye bırakır. Olur mu ki abla? Niye olmasın? Nihayet denize gireceğiz. Hem Recep farklı bir insan. Sen geç içeri. Ben Recep'le konuşup geliyorum. Sana da bikini vereyim mi? O kadar da değil abla. İçimize giyelim. Soyunup giyinme derdi olmasın.
Hadi. Seneye gene gelecek misiniz Selma Hanım? Tabii. Okul tatili Ayşe ile birlikte geliriz. Okuma işi tamam galiba. Gözün aydın Ayşe. İnşallah. Tamamdır, tamam. Yine karamsarlığa başlama. Bak su ne kadar güzel, ben atlıyorum. Ah, su çok güzel. Hadi Ayşe atla. Atlayamam suya. Çevir Recep suya. Korkma canım, yardım edeyim sana. Recep, her şey için teşekkür ederim. Seneye gene bekleriz. Güle güle, gene bekleriz. Fatma abla. Güle güle Selma. Okullar açılınca görüşürüz. Gözünüz aydın, babanıza verdim. Geliyor anne. Bana bir şeyler ver. Karnım çok aç. Sofrayı kur Ayşe. Sınav sonuçları anne. Adam iki lokma yesin. Sınav sonuçları gelmiş baba. Sana vermişler. Kazanamadın mı baba? Okumak bitti. Çıkar aklından okumayı. Bakayım baba. Kazanmış olmam gerek. Zarfı verir misin baba? Bırak zarfı şimdi. Okumak bitti diyorum sana. Zarfı ver baba. Bana ait o. Bana ait o. Hadi sen git, ben kaparım ocağı. Peki Recep abi. Sabah erken gel, olur mu? Olur. İyi geceler.
Sen gitmedin mi daha? Ne var Ayşe, ne oldu? Sınavı mı kaybettin? Seneye kazanırsın. Eve götüreyim seni Ayşe, merak ederler. Hadi. Neredesin? Ayşe! 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 Gelme! 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 Sakin ol! Sakin ol Ayşe! Sakin ol! Cino dayı, Cino dayı! Mustafa'ya haber ver gelsin. Olur kızım. Kızın yaşı tutmuyor, 3 yıl yermiş. Nedir bu başımıza gelenler? Ne yapacağız? Ne hali varsa görsün. Bütün köye rezil etti bizi. Ben kahvedeyim.
tek çare yengemden boşanması. Yengemden boşanıp o kızla evlenirse hapisten kurtulur. İki çocuk annesi genç kadın. Ah erkekler ah! Dedem halamı çağırıyor. Dönsün buraya ablam, boşanmasın da aklı başına gelsin herifin. Olmaz öyle şey. Zehra'yı Recep'in nikahı altında burada tutamayız. Seninle konuşacağım. Anne! Gel kızım. Olan oldu bir kere kızım. Burası senin evin. Çocuklarını da al gel. Gelmeyeceğim anne. Orada kalacağım. Biliyorsun değil mi? Recep'in hapisten kurtulması için o kızla evlenmesi gerek. Biliyorum anne, boşanacağım. Burası nasıl senin evinse, orası da benim evim anne. Çocuklarımın baba ocağı. Bir iştir oldu anne. Tut gibi kaza. Kimsenin istemediği bir şey. Bana sabretmek düşüyor anne. Yoksa bu kaza hepimizi teslim alacak. Bana destek ol anne. Ne olacak? Üstüne kuma mı alacaksın? Eve gelmesine dayanamam anne. Hem Ayşe de istemez bunu. İş dayanmamda. Dayanırsam her şey düzelecek. Erkekler de eve dönmeni istiyor kızım. Bunu ancak sen anlarsın anne. Bir şeyler yap. Beni babamla karşı karşıya bırakma. Allah'a ısmarladık anne. Nasıl orada kalırmış? Ailemizin şerefi ne olacak? Kes artık! Ailenin şerefini düşünmek sana kalmadı. Yani şimdi ablam üstüne kuma gelmesine razı oluyor ha? Dedem babaannenin üstüne 3 yıllık gelinken kuma getirmişti. Onlar eskidendi. Ne değişti ki? Kadın gene kadın. Tamam. Hadi Ayşe, hadi kızım. Her yanım çürük içinde. Çarşafını giyeyim ebenine.
Al evladım. Yeni gelinken giymiştim. Hoş geldiniz. Geçin. Size çay getireyim. Sen git, ben alırım. İyice ıslanmışız. Üstünü çıkar, hasta olursun. Bluzun çok güzelmiş. Üzülme, her şey olacağına varır. Ben çay getireyim. Geldiler mi? Geldiler. Fena halde ıslanmışlar. Yemek hazırlayayım sana. Aç değilim, yatacağım yenge. Kızın babasıyla konuşayım da düğünü zeytin zamanına bırakalım. Mahkeme, avukat derken altına verecek paramız kalmadı. Ne tutuyor? Bilmiyorum. Yatıyorum ben. Nedir bu kızım? Altınlarım anne. Geline takalım. Millet dedikodu için bahane arıyor zaten. Elimiz düzelince yerine koyarız. Akşama balık alayım. Gelsene. Girmeyeyim. Annem gönderdi abi. İyi, akşama balık kızartırız. Dur, ben de geliyorum. Ne haber, işler nasıl gidiyor? Zararsız abi. Sen nasılsın? Beni boş ver. Annem, çocuklar nasıl? İyiler. Göz kulak ol onlara. Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor? Para meselesi ne oldu? Yengem altınlarını verdi.
Bu el, bu parti biter. Ben de balık yiyeceğim. Şuradan bir Maço Bey gelsin de kursağında kalsın yemek. Maço Bey gidiyor, sen derdine yan. Helal olsun, balıkla besliyor avradı. İki gideriz biter. Anlamam vallahi, ben de balık yiyeceğim. Bize altı demli çay İbrahim. Ya ocak soğudu çocuklar. Kapatıyoruz bu saatte. Bizim için kapatma artık. Buraya kadar çay içmeye geldik. Ayıp ettin, lafım olur. Ama bu saatte kapatmak zorundayız. Yoksa ne olacak? O kadar uzatacak ne var? Yap bir çay da içelim. Ayşe. Ayşe. Uyuyor musun? Anlatamadım. Canın isterse biz oturuyoruz. Biz anlatamadık galiba. Recepleşme de yap şu çayları. Ne demek istiyorsun lan? Ne olmuş Recep'e? Bayağı sopa kaldırıyormuşsun. Yok bir şey abi. Ben gidiyorum. Birlikte gidelim. Sen kalsaydın. İbrahim mi geldi Zehra? Recep? Gel İbrahim. Ne oldu Recep? Ne oldu İbrahim'im? Ne yokmuş, oldu? Yok şey. Biz sarhoşla atıştılar. Ne oldu Recep? Üstünde durulacak bir şey yok baba. Yukarı gelsene. Gelmeyeyim baba.
Ben gidiyorum baba. Tarlaya gidiyorduk. Ben de onun için gelmiştim. Sen ver beli, ben giderim. Kahvaltı ettin mi oğlum? Bir çorba içseydin. Aç değilim anne. Hadi eyvallah. Sen mi becerdin bunca işi? Babamla birlikte yaptık. Bundan sonra ben yaparım. Çocuklar nasıl? İyiler. Tüfek olsa rastlamazsın. Yarın tüfeği alalım. Eve gelemedim bir türlü. Çocuklara yüzüm tutmuyor. Nedenmiş o? Senin evin değil mi? Ben gidip çeşmeden su getireyim. Gel evladım. Yemek ye de öyle gidersin. İyi olur anne, ben de acıkmıştım. Kızım, abinin eline su döküver. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Kız! Ne oluyor kızım? Babam, babam su atıyor! Al şu havluyu babana götür. Ağla kızım, ağla. Tutma kendini. Ağlamaktan bir zarar gelmez. Geç, otur evenine. İbrahim abi gönderdi. Teşekkür ederim. Recep kahveye mi çıktı Ayşe? Tarlaya, çalışmaya gitti evenine. Recep'e söyle de, ara sıra bize gel. Sıkılırsın burada. Yok, sıkılmıyorum evenine. Sıkıntım ondan değil. Üzme kendini kızım, olan oldu bir kere. Yalnız kendim için değil ebenine. Herkesin başını derde soktum. Ne yapalım kızım, kader böyleymiş. Üzme kendini. Ah. Geçti ebenine. Örgü gözümü yordu da. Recep de ne yapacağını bilemiyor. İki arada kaldı. Zehra ablayı düşündükçe... En iyisi benim aradan çekilmem. En iyisi benim Selma ablaya gitmem. Mektupları da elime geçmiyor. Annemler vermiyorlar bana. Soğumuş. Hoş geldin ebenine. Hoş bulduk evladım. Sizleri ziyarete geldim. Amcan da selam söyledi. Aleyküm selam. Sağ olsun. Yemek hazırlayayım mı? Ben yedim. Siz ebeninemle yiyin. Recep geliyor anne. Kahvaltı etsin de öyle gidin. Gel evladım, çorba iç öyle gidersin. İştahım yok anne, sen bana tüfeği ver. Pekala oğlum. İştah yokmuş. Bari yanına bir şeyler al, tarlada yersiniz.
Yakalayın! Bırak şunu! Kıpırtlama! Gel gel gel! Gelin çabuk! Ha. Devam! Yoksa gebertirim sizi! Karışma bize! Sana etmediğini kovmadı! Sana karışma diyorum! Defolun dedim! Kardeşinin evdi bu adam! Defolun! Ver şunu bana! Bırak diyorum! Bırak! Hayır! Gölgenin üstümüzden kalkmasına katlanamam! Hapse girmemen için kumaya razı oldum! Başsız mı koyacaksın bizi? Başsız mı koyacaksın? Deli bu kadın, delirmiş! Belaya sokacak başımızı! Bağırma! Nedir bu başımıza gelenler? Durumu babamla konuşalım. Selma Hanım'dan gelmiş. Recep Bey, bu fotoğrafı siz balık tutarken çekmiştim, ancak gönderebiliyorum. Ayşe'yi görüyor musun? Ona yazdığı mektuplara yanıt alamıyorum. Recep! Recep, kavga mı ettin? Bırak, gelme üstüme! Recep! Yok bir şey! Hoş geldin kızım, hoş gel. Bulduk ebenini! Gidiyorum ebenini, Allah'a ısmarladık demeye geldim. Varsa biraz da borç para isteyecektim. Elbette veririm kızım. Ama otur da biraz konuşalım. Çabuk karar verme. Çabuk karar vermedim ebenine. Geç bile kaldım. Artık gitmem lazım. Bilemiyorum ama belki de gerçekten geç kaldın kızım. Yanılmıyorsam hamilesin sen. Nasıl anladın ebenine? Baş dönmelerinden, mide bulantılarından kızım. Karnındaki çocukla bir yere gidemezsin. Karnındaki çocuğun babasının yanında kalmalısın. Bu kötü günler de geçer yavrum. Ferah tut yüreğini. Dur birer şerbet yapayım da yüreğimiz ferahlasın. Ben modele gideyim ebenine. Canım bir şey içmek istemiyor. Nasıl istersen kızım. Recep'e haber ver de amcanla akşam size gelelim. Burada!
senin yüzünden aklını oldu. Aklını başına topla. Ahlaksız senin yüzünden delirdin oldu. Delirdin mi? Allah belanı versin. Delirdin mi sen? Senin yüzünden. Aldın. Aldın masayı. Ne yaptığını bilmiyorum. Otur. Otur. Sakin. Sakin otur. Sırla. Ah evladım, ah talihsizim. Benim yüzümden. Her şey benim yüzümden. Siz çıkarmışsınız kavgayı. Recep'e sen bulaşmışsın. Haberim olmadan adım atılmayacak. Anladın mı? Çocuklar, babanız sizi istiyor. Hoş geldin Ebenine. Hoş bulduk kızım. Buyur söyle Ebenine. Ayşe'den söz edeceksin herhalde. Şimdi nasıl? İyileşse de iflah olacağı yok. Her şeyden kendini sorumlu tutuyor. Olan oldu bir kere. Benim bir kinim yok Ayşe'ye. Biliyorum, zor ama bir şey isteyeceğim senden. Oldu, hadi çık leğenden. Ancak sen teselli edebilirsin Ayşe'yi. Gelip bir geçmiş olsun dersen dünyalar onun olur. Hadi git babaannen giydirsin seni. Geçmiş olsun Ayşe. Ağlama Ayşe. Ben kalkıyorum, sabah iskelede buluşuruz. Güle güle, erken çıkalım balığa, tamam mı? Hı. Eyvallah. Güle güle. Geliyor. Gelen giden var mı? Yok. Tamam, geç sen şöyle. Bir dakika Recep. Gel şöyle. Birkaç kelime konuşacağım seninle. Bu duruma bir son vermen gerek. Yarından sonra Ayşe'yi de alıp gideceksin buradan. Bir şey söylemene gerek yok. Dediğimi yap. Yarından sonra seni görmek istemiyorum burada. Kendin yap çişini.
Bunca şeye neden katlandı sanıyorsunuz? Kumaya neden razı oldu? Recep hapse girmesin diye. Başından, çocuklarının başından eksik olmasın diye. Siz tutup kovuyorsunuz Recep'i. Neden? Kendi onurunuz için. Bir delilik eder Zehra. Kıyar canına.